hizmete adanmış bir ömür diyebiliriz yani. İnsana odaklı. Bu sanayi bölgesinde ben 22 sene falan başkanlık yaptım ama en çok görüştüğüm kişiydi. Yardım etmeyi seven bir insandı. Bugün isimlerini bilmediği birçok kişiye burs vermiştir. Yardım etmiştir. İddialı konuşmaları, sözleri olurdu. Müşteri, ana firma müşterinin bir yemeğinde firmanın üst düzey yöneticisi, Fransız yönetici özellikle soru soruyor. Kendi firmasıyla ilgili soru soruyor. Diyor ki, Soylu Kalıp geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? O da diyor ki, Soylu Kalıp sizin gibi bir firma olacak diyor. Büyük bir firma olacak diyor. 10 kişi yanında çalıştığı zaman ilerideki hedefin ne diye sormuştum. Bir gün işte Tofaş gibi, Renault gibi maaş verebilen bir iş yerim olsun. Sayısı önemli değil demişti. İrfan abinin belli prensipleri vardı yani. Dört damarın tıkalı olduğunu öğrendiği gün bile hala yatırım yapma derdindeydi. Adam bir kere her şeyden önce bu Soylu Kalıp'ın yüzyıllarca yürümesini istiyordu yani. İlk şeyi buydu yani, hedefi. Olmazsa olmazı bence buydu İrfan abi.